İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ahtamar Adası'ndaki Kutsal Haç Kilisesi'nde Kutsal Ayin 5 Eylül'de gerçekleşecek. Artsakh Savunma Ordusu yalanladı. Ermeni tarafı Şuşi'de bulunan mevziye ateş açmadı. Türkiye, Güney Kafkasya'yı terör yuvasına çeviriyor. Batı Ermenistan'ın gezilecek yerlerini keşfedelim. Dikranagert'teki cennet. Batı Ermenistan'daki Hasankeyf Kalesi'ndeki arkeolojik kazı tarihe ışık tutacak. Sonbaharda Ermenistan Cumhuriyeti, Rus turistler için en popüler destinasyonlardan biri haline geldi. Alexander Spendyaryan 150, Gümrü'de etkinlikler ve konser. Van Valiliği'nin internet sitesinden edinilen bilgiye göre, Batı Ermenistan'ın Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'ndaki Kutsal Haç Kilisesi'nde her yıl düzenlenen ayin hazırlıkları tamamlandı. Ayin 5 Eylül sabah saat 9'da yapılacak. Ayin sırasında ada 9-12 saatleri arasında ziyarete kapalı olacak. Ayine katılmak için yalnızca sınırlı sayıda ön kayıt yaptırmış kişilerin adayı ziyaret etmesine izin verilecek. Bu tür faşizan kısıtlamaları Batı Ermenistan kabul etmemektedir. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisinden verilen bilgiye göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından 3 Eylül saat 1 ile 2.15 arasında Ermeni tarafının Şuşi'de bulunan mevzilerden birine ateş açtığına ve misillemeden sonra kayıplar vererek geri çekildiğine dair açıklama düşman tarafından aktarılan sıradaki dezenformasyondur. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, savunma ordusu birimlerinin ateşkes rejimini sıkı bir şekilde takip ettiğini ve yalnızca düşmanın provokasyonlarını önlemek için yanıt verdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ortaklarının, özellikle Türk birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi, Türklerle işbirliği yapan güçler ve siviller arasında bir göç dalgasına yol açtı. Türkiye uzun yıllar bu ülkede asker bulundurmanın yanı sıra ağırlıklı olarak Türkçe konuşan sadık gruplar oluşturdu. İkincisi, El-Kaide terör örgütünün son 20 yılda dönüşüme uğrayan çeşitli gruplarında da bu durum mevcuttu. Doğal olarak Ankara bu militan terör gruplarını kendi topraklarına yerleştirmek istemiyor. Ancak mümkünse yarım kalan işlerin olduğu bölgelere konuşlandıracak. Bunun için en uygun yer Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarıdır ve bu sürecin çoktan başlamış olması muhtemeldir. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan, geçtiğimiz günlerde NÜSİAYEM'e bazı El-Kaide militanlarının Azerbaycan tarafından işgal edilen Artsakh Cumhuriyeti topraklarında acilen konuşlandırıldığını ifade etti. David Babayan, radikal terörist güçlerin aktif olarak kullanıldığı derinden düşünülmüş bir jeopolitik çizgi görüyoruz. Olanları bir şekilde gizlemek için sözde Afgan mültecilerin işgal altındaki Artsakh bölgesine yeniden yerleştirildiği iddiasıyla ilgili bilgiler yayılıyor, dedi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'daki Dikranagert, Diyarbakır'ın Cermuk-Çermik ilçesi yüzlerce yıldır şifa dağıtan kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peri bacalarını andıran Gelincik Dağı, Gizli Hazine İkiz Şelaleler ve Doğa Yürüyüş Parkuru gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliğini bünyesinde barındırdığından turistlerin ilgi odağı oluyor. Termal ve doğa turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın Cermuk-Çermik ilçesi, 40 dereceyi aşan sıcak havadan bunalanların ve sakin bir yer arayanların ilgisini çekiyor. Serinlemek ve doğayla baş başa kalmak isteyenler ilçede Sinek Çayı'nı tercih ediyor. Sevgili yurttaşlar, eğer ana vatanımız olan Batı Ermenistan'ın Dikranagert ilini henüz ziyaret etmediyseniz, şimdi oraya gitmenin ve doğa harikalarından zevk almanın tam zamanı. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Batı Ermenistan'ın Batman ilinin Hasankeyf ilçesindeki kalede yürütülen arkeolojik kazılarda tarihi eserler gün yüzüne çıkarılacak. Batman'da 12 bin yıllık tarihi ve Orta Çağ'dan günümüze kesintisiz gelen yaşam döngüsüyle insanlık tarihinin en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Hasankeyf Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.
Doktor Zekai Erdal başkanlığında kazı çalışmaları uzman bir ekip tarafından yürütülüyor. Zekai Erdal, Hasankeyf'in 12 bin yıllık bir mazisinin olduğunu söyledi. Baraj ile ilçenin sadece aşağı şehir kısmının sular altında kaldığını aktaran Erdal, tarihte ilçeye başkentlik yapmış olan yukarı şehrin olduğu gibi ayakta durduğunu belirtti. Hasankeyf Kalesi'nde geçmişten günümüze ulaşmış önemli yapılardan birinin de sır kapısı olduğunu ifade eden Erdal, Batı Ermenistan'da bunun çok az örneğinin olduğunu anlattı. Kalelerde mutlaka gerek hanedan üyelerini, gerekse kalede baskın veya saldırı olduğu zaman kaledeki önemli şahsiyetlerin veya halkın tahliyesi için kullanılan gizli sır kapıları mevcuttur diyen Erdal, Hasankeyf Kalesi'nde de vadiye açılan bir kapının olduğunu ve kapının orijinal dokusunu koruduğuna dikkati çekti. Tutu adlı çevrimiçi hizmet çalışmasında belirtildiğine göre sonbaharda Rus turistler iki yönde seyahat etmeye karar verdiler. Ermenistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan kadife sezonu boyunca en popüler dinlenme yerleri haline geldi. Analistlere göre Eylül ve Ekim aylarında rezervasyonlarda komşu ülkeler lider olurken Ermenistan Cumhuriyeti ve Kırgızistan birlikte biletlerin neredeyse %30'unu oluşturuyor. Moldova, Özbekistan, Beyaz Rusya, Yunanistan, Kıbrıs ve Bulgaristan da turistler için talep edilen ülkeler listesinde yer alıyor. Armenpress tarafından bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı yayınladığı mesajda Alexander Spendiaryan Ev Müzesi'nin sanatsever halkı 4-5 Eylül tarihlerinde Alexander Spendiaryan 150 adlı müzik festivali kapsamında Gümrük kentine davet ettiğini belirtti. 4 Eylül saat 15'te Yerevan Devlet Konservatuarı Gümrük Şubesi'ndeki küçük salonda Ermenistan'da Spendiaryan başlıklı bir toplantı konferans gerçekleşecek. Ardından Yerevan Devlet Konservatuarı öğrencilerinin katılımıyla bir konser düzenlenecek. Bakanlıktan aktarılan bilgiye göre 5 Eylül saat 20'de Gümrük Halk Mimarisi ve Kent Yaşamı Müzesi bahçesinde bir açık hava konseri organize edilecek. Konsere ünlü müzisyenler ve sanatçılar katılacak. Festival, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı ile Alexander Spendiaryan Ev Müzesi'nin girişimiyle organize ediliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Haçatur Haçaturyan'ın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Dırnotsi adlı eseri sunuyoruz. Kas veren bana dard edelim divana bakik mi dur sirts hovana bakik mi dur sirts hovana harayim tarlan ağçigas harayim ceyran ağçigas harayim anuş ağçigas harayim bubuş ağçigas. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.